Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer sanatçılar, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimiz sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında ülkemizin birliği için, beraberliği için amansız bir şekilde mücadele eden 15 Temmuz gecesi demokrasimizi kurtaran, geleceğimizi aydınlatan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, himayenizde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle Türk düşünce ve sanat hayatının yıldızlarından biri olan Necip Fazıl Üstad'ı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Necip Fazıl Ödülleri 3 senedir düşünce ve sanat dünyamızın seçkin isimlerine veriliyor. Dilimizi zenginleştiren, duygu dünyamızı arındıran, düşüncelerimizi güzelleştiren, hayatımıza anlam katan şair ve yazarlarımızı ne kadar takdir etsek azdır. Onlar mısralarıyla, öyküleriyle, romanlarıyla ince dil işçilikleriyle bize bir dünya sunuyor. Dolayısıyla şair ve düşünürlerimize kalbimizi, gönlümüzü borçluyuz. Siyasetin yoğun ve yorucu gündemi arasında düşünce ve sanat ikliminde nefes almak ve burada birlikte olmak bizim için son derece müstesna bir andır. Zira Sanat ve edebiyat insan ruhuna bir derinlik, bir genişlik, bir ferahlık kazandırıyor. Bugün burada bize bu hissiyatı yaşattıkları için öncelikle ödül alan sanatçı ve yazarlarımıza, ödülleri büyük bir titizlikle seçen jüriye ve siz bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler. Bugün birbirinden kıymetli altı isim ödül alacak. Şimdiden klasikleşmiş hikayeleri ve inceliklerle yüklü denemeleriyle edebiyatımıza, düşünce dünyamıza yaptığı değerli katkıları bilinen, aynı zamanda hemşehrim olan Hikayeci yazar Mustafa Kutlu bugün Saygı ödülünü alacak. Benim de hamurumu oluşturan Erzincan toprağının ruhunu eserlerine büyük bir ustalıkla yansıtan yazarımız Mustafa Kutlu'yu yürekten kutluyorum. Hikaye ve roman ödülü alan Sayın Cihan Aktaş hanımefendi derin bir hissiyatıyla kadınlarımızın kimlik ve değerleri için verdiği mücadeleyi evrensel bir dille kaleme almıştır. Uzun sürelerdir düşünce hayatımıza ve edebiyatımıza zenginlik katan Sayın Cihan Aktaş'ı da tebrik ediyorum. Cihan Aktaş da aynı zamanda o da Erzincanlıdır. Bunu da bu arada ifade etmek isterim. Şiir ödülü alan saygıdeğer şairimiz Ebu Bekir Eroğlu, Fuzuli'den, Şeyh Galip'ten, Sezai Karakoç'a gelen şiir geleneğimizi yaşatarak bugün gençlere öncülük eden çok güçlü bir şairimizdir. Efsanevi Diriliş Dergisi'nden çıkardığı Yönelişler Dergisi'nden Bugüne ruhumuzu zenginleştiren şairimizi de yürekten tebrik ediyorum. Hazırladığı Büyük Türkçe Sözlük'le dilimizin zenginliğini başarılı bir lügatle ortaya çıkaran büyük dil ustası Yaşar Çağbağır Fikir Araştırma ödülünü alacak. Kendilerine Türkçemiz adına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa verilecek olan Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü dalında ise hikayeci Mustafa Çiftçi ile şair Emel Özkan ödül almaya layık görüldüler. Bunla onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zaidir demiş şair. Göz nuru, akıl teriyle vücuda gelen eserlerini gün yüzüne çıkararak bize iltifat eden sanatçılarımızın, yazarlarımızın değerini çok iyi bilmek zorundayız. Demes istediğim şudur ki, esasen bizim onları ödüllendirmemiz sadece sadece bir vefa borcudur. Onlara dilimiz, düşüncelerimiz, hissiyatımız adına minnetlerimizi sunuyoruz. Küçük dünyalarımızı yazarlar, sanatçılar büyütüyorlar. Siz değerli davetlilere de kadir şinaslığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Zira bugün sanatçıya, şiire, romana, Öyküye verdiğiniz değer için buradasınız. Burada bir kişisel düşüncemi de paylaşmak istiyorum. Medyamız en az magazin ve spor kadar sanata, edebiyata, düşünceye de ilgi göstermelidir. Zira kalıcı ve yol gösterici olan sanattır, edebiyattır, düşüncedir. Ruhlarımızın ve gönüllerimizin ihtiyacı da budur. Barış içinde, kardeşlik içinde birbirimizin hukukunu gözeterek demokrasimizi güçlendireceğiz, geleceğimizi inşa edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz adalet, hukuk ekseninde güçlenerek var olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, sevgi ve merhamet yazarlarımız sayesinde bütün toplumu kuşatacak büyük düşünürümüz Sezai Koç'un dediği gibi bu evrensel yangında bir can da siz kurtarın. Bizim siyasetten muradımız canlar kurtarmaktır. Bu hissiyatla ödül eden değerli yazarlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere Saygılarımı sunuyorum. Stark grubunun sanata, edebiyata gösterdiği bu kadir şinas tavrından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alacakları en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımla